Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Burun akıntısı ve kulak akıntısı ile ilgili gelen maillere neler söyleyeceksiniz hocam? Neyin habercisi olabilir? Yani tabii burun akıntısı, kulak akıntısı bizim kulak, burun, boğazda zaten isminden de belli. Bunları ayıramıyoruz. Yani hepsi birbiriyle bağlantısı. Bir gün burun akıntısı olan hastada birkaç gün sonra kulak akıntısı başlayabilir. Ya da boğazı ağrıyan bir kişinin birkaç gün sonra kulağı ağrıyabilir. Tabii ki bir burun akıntısı bir enfeksiyon bulgusu olabilir. Sinüzit olabilir. Bunun dışında alerjik, mevsimsel veya yıl boyu süren perineal dediğimiz bir alerjinin göstergesi olabilir. Evet. Özellikle çocuklarda tek taraflı, kokulu, kanlı akıntı burunda bir yabancı cismin işareti olabilir. Çünkü çocuklarımız oyun amaçlı ya da meraktan gerçekten burunlarına çok fazla yabancı cisim sokabiliyorlar. Boncuklar, nazarlıklar, paralar, çekirdek kabukları. Bu durumlarda dediğim gibi çocukta huzursuzluk, burun tıkanıklığı, kanlı, kötü akıntı, kokulu bir akıntı tek taraflı genelde oluşuyor. Böyle bir durumda muhakkak doktora gözükmek lazım. Onun dışında gene kulak akıntıları akut, yani kısa dönemli ya da kronik bir orta kulak hastalığının veya dış kulak hastalığının göstergesi olabilir. Burada da akıntının karakteri önemli. Bir kokulu, koyu bir akıntı mı var yoksa açık renkli bir akıntı mı var? Özellikle çocuklarda ilk yaşlarda, işte ilk 8 yaşta çok sık orta kulak iltihabı görülür. Bu orta kulak iltihabı bazen daha ileri gidip kulakta kanlı bir akıntıya neden olabilir. Bu da o akıntının oluşturduğu basınç ve baskının kulak zarında oluşturduğu küçük bir delikten orta kulaktaki o sıvının, iltihaplı kanlı sıvının akması nedeniyle oluşur. Bunlar tabii hastayı çok korkutmamalı. Özellikle böyle ani gelişen ağrı sonrası gelişen akıntılarda bunların çoğu %100 tamamen tedavi sonrası normale dönüyor. Tabii ilk başta anneleri, babaları biraz tedirgin etse de tedaviye çok iyi yanıt veriyor. Peki tedavi derken neler tedavide kullanıyorsunuz teşhis sonrası? Orta kulak iltihaplarında öncelikli tedavimiz ilaç tedavisidir. Burada antibiyotik tedavisi, buna eşlik eden burnu, boğazı temizleyici, açıcı, rahatlatıcı spreyler, damlalar, gargaralar kullanıyoruz. Eğer akıntı varsa tedaviye tabii kontrolden sonra bazı kulak damlalarını ekleyerek o bölgesel tedaviyi de uyguluyoruz. Bu şekilde yeni gelişmiş enfeksiyonların birçoğunu zaten tedavi başarıyla yapıyoruz. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.